Öncelikle bir çerçeveyi çizmek gerekiyor. Burada sadece BM işkenceye karşı komite toplantılarında tek gündem İmralı değildi. Genel olarak Türkiye oturumlarında, Türkiye'de işkence ve kötü muamele uygulamalarına ve mevzuata ilişkin bütün sivil Türkiye'li sivil toplum örgütlerinin ve diğer uluslararası sivil toplum örgütlerinin sunduğu raporlar çerçevesinde e, bütün işkence ve kötü muamele uygulamaları gündemdeydi aslında e, ancak e, bizim için en e, çarpıcı e, örnek olarak yani 40 aydır haber alınamayan e, Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan teciti gündemleştirmek bizim için en önemli gündemdi. E, bunu vurgulamak gerekiyor öncelikle yani Türkiye'deki birçok işkence ve kötü muamele uygulaması tartışıldı oturumlarda. Buna dair önceden zaten bir birden fazla sivil toplum örgütünün hem İmralı'da uygulanan ağır tercidi hem de Sayın Abdullah Öcalan'ın yargılaması ile başlayan ağırlaştırılmış müebbet uygulamalarına ilişkin ve ağırlaştırılmış müebbetin yasalaştırılmasına ilişkin birçok sivil toplum örgütünün raporunda bunlara yer verilmişti. Sonraki iki gün ise Türkiye'ye ayrılmış yarım günler vardı ve Türkiye uzun uzun Türkiye'deki uygulamaları ve mevzuatı anlatma fırsatı buldu. Ancak tabii ki her zamanki gibi Türk devletinin, bürokrasi, bürokratlarının yasayı etrafından dolanarak anlatması, uygulamaları etrafından dolanarak anlatması pratiği sergilendi yeniden. Türkiye, özellikle Türk bürokratlar işkenceye sıfır tolerans politikasının uygulandığını, bunun mevzuata ve uygulamalara yansıdığını, Türk hükümetinin işkenceye sıfır tolerans gösterdiğini vurgulayan sunumlar yaptılar. Elbette komite bizim raporlarımızı da esas alarak bu konuda Türk hükümetinin temsilcilerine sorular sordu. Burada öne çıkan sorulardan biri İmralı tecritiydi. Birden fazla raportör, birden fazla komite sözcüsü bu soruları sordu. Yine ağırlaştırılmış müebbete dair sorular sordular. Türk Hükümeti'nin yani Adalet Bakanlığı temsilcisinin verdiği cevap her zaman e, kamuoyundan bildiğiniz cevaplar. E, öncelikle ağırlaştırılmış, Sayın Abdullah Öcalan'ın bir ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğunu ve ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsünün yasadaki haklarını e, sıraladılar. Sırayla e, aileyle görüş hakkı, avukatla görüş hakkı bunun yasadaki düzenlemesini ifade ettiler ve devamında... Sayın Hocalar'a son verilen disiplin cezaları sebebiyle aile ve e, avukat görüş hakkının e, kısıtlandığını iddia ettiler. Ancak e, sonrasında bütün sunumlar Türk Hükümeti'nin sunumları yeniden bittiğinde e, komite yeniden sordu. E, a, e, disiplin cezasının ne kadar süredir verildiğini e, ve bunun yasanın buna ne kadar izin verdiğini, bu disiplin cezalarının e, uzun süreli olarak sürdürülmesinin Türkiye'deki yasalar çerçevesinde bu, e, ne kadar mümkün olduğunu, bunun gerekçelerini e, ve detaylarını sordular. E, ancak bu sefer Türk hükümeti bu soruya e, en azından e, toplantı esnasında yanıt vermedi. E, ancak yazılı yanıt verme süreleri devam ediyordu yazılı olarak yanıt vereceklerdir, vermişlerdir. Biz bunu takip edeceğiz. Şimdi Birleşmiş Milletler'in en temel belgesi olan hapishanelere ilişkin Mandela ilkelerinde açık ve net olarak kesintisiz disiplin cezalarının kesintisiz olarak bir cezalandırma biçim olarak verilmesi yasaklanmış durumda. Aile ile görüş hakkının kesintisiz olarak yasaklanma kesilmesi yasaklanmış durumda. Disiplin cezaları ile aileyle görüş hakkının kısıtlanamayacağı açıkça e, Nelson Mandela ilkelerinde e, hüküm altına alınmış durumda. Ancak istisnai olarak güvenlik gerekçesiyle ve kesinlikle bir gerekçe sunduğunuz takdirde aileyle görüşüm belli bir süre için kısıtlanabileceği ancak tümüyle yasaklanamayacağı e, Nelson Mandela ilkelerinde açık. Birleşmiş Milletler'in birçok e, belgesinde, sözleşmesinde, e, raporlar, raporlarında, raportör yorumlarında e, bir mahpusun dış dünyayla iletişiminin tamamen yasaklanması, tamamen kısıtlanması işkence ve kötü muamele olarak kabul ediliyor. E, yine e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında bir e, mahpusa kesintisiz olarak sürekli disiplin cezalarının verilmesi bir işkence ve kötü muamele biçimi olarak ve cezalandırma içinde cezalandırma olarak nitelendiriliyor. Şimdi, uluslararası mekanizmaların Devletler üzerindeki yaptırımları bizim e, hukukta kişiler üzerindeki yaptırım gibi e, açık e, ve öngörülebilir değil. Burada böyle bunu bir tablosunu çıkarmak mümkün değil. Ancak uluslararası mekanizmaların elbette devletler üzerinde denetim ve yaptırım gücü var. E, Birleşmiş Milletler mekanizmaları. E, bu, nın denetim ve yaptırım gücü var. Avrupa Konseyi çatı örgütün Avrupa Konseyi çatısı altındaki mekanizmaların e, Türkiye üzerinde denetim ve yaptırım gücü var. Uzun vadede e, tartışabileceğimiz yaptırımlar, ancak e, kişilere uygulanan yaptırımlar gibi çok e, kısa cümlelerle ifade etmemiz mümkün değil. Ancak şunu görüyoruz, yani şu anda e, Birleşmiş yani şu anda Birleşmiş Milletlerin mekanizmaları ya da Avrupa Konseyinin mekanizmalarının dışında Zaten kendi yasalarına, kendi anayasasına uymayan bir Türk hükümeti var aslında. Ee, İmralı'da uygulanan rejim Türkiye'deki infaz yasasıyla açıklanabilecek bir rejim değil. İmralı'da uygulanan rejim e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir darbe anayasası olan ve yamalarla devam eden mevcut anayasasıyla bile açıklanabilir bir e, rejim değil. Şu an çok açık bir şekilde... Türk hükümetinin kendi anayasasına, kendi infaz yasasına, kendi ceza yasasına uymadığını ve bunların da üstünde Birleşmiş Milletler mekanizmalarının temel belgelerine, Avrupa Konseyi mekanizmalarının temel belgelerine uymadığını söyleyebiliriz. Bunun için de bu mekanizmaları zorlamak gerekiyor. Bu mekanizmaları... Elbette sadece yani hukukçular nezdinde ya da sivil toplum nezdinde değil. Bir hak mücadelesi bir avukatın birden fazla avukatın yeteneğiyle sonuç alabilecek bir mücadele değil. Bir hak mücadelesinde sonuca varabilmek için aslında bu mücadelenin bütün alanlardan desteklenmesi gerekiyor. Bütün alanlarda bu gündemin başat gündem olması gerekiyor. Bugün 40 aydır haber alınamayan... Ee, Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan rejimin e, Kürt halkının e, tek tek bütün evlerinde, e, mecliste, sokakta, hukukçuların gündeminde, sivil toplumun gündeminde, sanatçıların gündeminde başat gündem olması gerekiyor. E, bu şekilde e, bütün mekanizmaları denetleyen en üst mekanizmanın kamuoyu olduğunu da bizlerin hatırlaması gerekiyor aslında. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin öcalan 2 kararında, e, ölünceye kadar hapis cezası anlamına gelen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası işkence ve kötü muamele yasanı ihlali olarak kabul edildi ve Türkiye mahkum edildi ve Türkiye'nin e, Türkiye'yi yasalarını değiştirmeye davet etti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin öcalan 2 kararından sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının devletler tarafından uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi var. Bakanlar Komitesi'nin önünde bu dosya uzun zamandır hem Öcalan 2 kararı hem de Öcalan 2 kararından sonra Türkiye'nin mahkum edildiği diğer Gurban, Boltan e, ve Kaytan kararları e, komitenin gündeminde. Komite şimdi yeniden e, Eylül 2024 toplantısında bu dosyaları gündemine alacak e, ve Türkiye'ye e, çeşitli tavsiyelerde bulunacak belki ara kararlar alacak göreceğiz ne olacağını. Şimdi bu kararın uygulanması için öncelikle Türkiye'nin yasalarını değiştirmesi gerekiyor. Yasadaki e, kategorik koşullu salıverme yasaklarını kaldırması gerekiyor. E, yani ölünceye kadar hapis cezası e, anlamına gelen ağırlaştırılmış müebbete ilişkin hükümleri kaldırması gerekiyor. Bu ilk adım. İkinci adım olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında e, sadece yasal olarak e, tahliye mümkün olması öngörmüyor mahkeme kararı. Aynı zamanda bunun fiilen de uygulanması gerektiğini söylüyor ve bu fiilen uygulama çerçevesinde de mahpusun bu süre zarfında usulü güvencelere sahip olması gerektiğini söylüyor ve aynı zamanda mahpusun teşhidi altında tutulmaması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla baktığımızda bugün İmralı için yani Sayın Abdülhoca ve ölünceye kadar hapis cezası anlamına gelen ağırlaştırılmış mebet hapis cezası olan bütün mahpuslar için şu an yasal olarak şartlı tahliye imkanı yok. Zaten bu yasal olarak yasaklanmış durumda aslında. Ancak diğer müebbet hapis cezaları için şartlı tahliye mümkünken bile şu an idare ve gözlem kurulu kararları ile bu fiilen engelleniyor. Uluslararası mekanizmaları etkili olmadıkları noktasında eleştiriyoruz e, hukukçular olarak. Ancak e, şu da bir gerçek ki şu, mevcut sistemde biz bu mekanizmaları etkili kullanmak zorundayız. Dolayısıyla bütün bu eleştirilerle birlikte e, bu mekanizmaların aldığı toplantıları düzenli takip etmek, bu mekanizmaların, bu mekanizmaları Türkiye'nin yaptığı ihlaller ve ısrarla sürdürdüğü ihlaller noktasında sürekli olarak bilgilendirmek, e, raporlarla, toplantılarla, görüşmelerle sürekli olarak bilgilendirmek ve e, e, tanımlanmış bütün e, başvuru usullerini, bireysel başvuru usullerini kullanmak zorundayız. E, bugün ee, yani gelecekte bugün bir tarih anlatısı olarak yazıldığında e, bir halkın e, öncüleri ve kahramanları ola, olarak anılacak e, insanlar şu anda mevcut durumda hapishanelerde hasta mahpus olarak e, şu anki anlatıda mağdur pozisyonda çekilmeye çalışılıyor Türk hükümeti tarafından. Hapishanedeki bütün hasta mahpusların e, ve e, Sayın Abdullah Öcalan'ın e, üzerindeki mutlak tecritin ve ölünceye kadar hapis cezasının e, kaldırılması ve hasta mahpusların Onurlu bir yaşam sürdürmesi için ve gelecekteki tarih anlatısının e, onları bir hikayenin mağduru değil, kahramanı olarak anlatabilmesinin imkanlarını sağlamak için e, bütün mekanizmaları kullanmamız gerekiyor. Buna hukuk mekanizmaları da dahil, buna siyasetin diğer alanları da dahil bunu söyleyebilirim son olarak.